Dayı, başka kim kaldı? Zurna'nın son deliği kaldı yeğenim. Cerrah paşalılar. ...500 mü var? Evet abi. Yarısı? Abi, geri kalanını halledeceğiz. Bırakın abimi alayım gideyim. Alacaksın. Kalk. Ama yarısını alacaksın. Hayır, yapma. Hayır. Yapma. Hayır. Yapma. Halit. Ailenin büyüğü. Kardeşi Metin. Ben bunlar kadar birbirini seven iki kardeş görmedim. Vallahi. Siz de dahil. Bunların sülalesi psikopat. Papikçilik mi dersin? Hapçılık mı dersin? Yol kesme mi? Adam kesme mi? Haraç kesme mi? Racon kesme mi? Ne ararsan var bu adamlarda. Lakaplarını nereden almışlar? Sur içinden. Cerrah Paşa'dan. Koca Mustafa Paşa'yı, Sivri Kapı'yı, Mevlana Kapı'yı, Kum Kapı'yı komple sindirmiş yutmuşlar. En büyük faaliyetleri ne dayı? Psikopatın faaliyeti ne ola ki yeğenim? Kimi görse keser. Bunların dayılarını, amcalarını tanırdım ben. Süzme çakaldılar. Ahlakları, üslupları, jargonları, raconları yoktur bunların. Kim onlardan korkarsa kellelerine kadar alırlar. Seninle araları nasıl? Hiç kapışmadık. Ne onlar bana bir şey söyledi, ne de ben onlara. Bu yamyamları çağırmasak iyiydi ya. Sana biat eder mi? Gelir mi onu da bilmiyorum. Heriflerin gelmesi bir dert, gelmemeleri başka bir dert. İki türlü de. Biat etmezlerse tavrı net koymak lazım. Yoksa kimse bizi sallamaz. Birbirimize karışmayız, devri bitti. Bizim namımız belli. Onların namı belli. Kim dut ağacıysa o sallanır. Abin bizi davet etmek istiyorsa gelir buraya, çayımızı içer. Ne istiyorsa söyler. Biz de icabet edeceksek ederiz. Ben onun büyüğüm. Ne zamandan beri büyükler küçüklerin ayağına gider oldu? Büyükler küçükleriyle bir araya gelmiyor. Bütün büyükler bir araya geliyor. Abim eksik kalmayın diye çağırdı. Kabahat biz de küçük adamın ayakçısını dinliyoruz abi. Büyüklük davet etmektir, küçüklük gelmemektir. Bana düşen bu kadardır. Küçük kardeşim gelir, herkesten büyük olur. Böyle iletirim. Abi cevabı peşin peşin gönderseydik, kesip yollasaydık kafasını piçin.
Akıllı ol Meto, akıllı. Vay senin babanın avradını. Kanı bozuk tahta kurusu, şerefsiz. Seni adam yerine koyan da kabahat ulan zaten. Bir de benden büyükmüş. Tabii, haysiyetsizlikle şerefsizlikle üstüne yok tabii. Dalaksız, ciğersiz, şerefsiz. Onunki, bununki. Ağzını çalkala, güzel konuşasın. Ne yapıyorsun çakırım? Sövme makamında değilsin. Sevme makamındasın. Sevme makamımı? Ben onun sülalesini severim. Kardeşi gelecek mi Memati? Gelecek usta. Yeğenim, niza çıkarmaya gelecektir. Ne yapın edin? Sakin olun. Öfkenizi göstermeyin. Biat etmiyorsa çeksin gitsin. Siz de iletirsiniz, sorumluluk üstünüzden kalkar. Yok ya. Benim mekanımda gelecek, bana saygısızlık yapacak, çekecek, gidecek. Ne güzel İstanbul be. Yok dayı, gelecek söyleyecek, ne söyleyecekse gidecek. Biz de arkasından ne yapacağımızı düşüneceğiz. Benim biraz işim var. Hava kararmadan gelirim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur kardeş. Abinden bir haber mi getirdin? Abim ana bir, baba bir, öz abimdir. Koltuğu benim koltuğumdur. Sözüm onun sözüdür. Söylediğim gibi, bizim bir derdimiz yoktur. Olursa kendimiz çözeriz. Ha. Bizden bir derman dileyen varsa, adres burası değildir. Biziz demeye geldik. Abinin lafı mıdır? Senin lafın mıdır? Tek kaldın diye saymayı mı unuttun Çakır? Abim bir, ben bir. Hepiniz bir, biz bir. Buraya saygı göstermeye değil, saygısızlık etmeye gelmişsin. Hiçbir saygısızlık cezasız kalmaz. Bu saatten sonra sana, senden kaç tane varsa sülalene İstanbul'da başı buyruk hareket etme kapısı kapanmıştır. Ya bizim şartlarımıza uyarsınız, özür dileyip biat edersiniz ya da defolup gidersiniz. Şartlarınız neymiş?
Bundan böyle uyuşturucu satışı sınırlandırılacak. Bilinen adamların dışında kimse piyasaya el altından mal sürmeyecek. Okullara uyuşturucu girmeyecek. Uyuşturucu işinin dışında yapılacak her iş geleneklere bağlı usullere göre yapılacak. Her şeyden evvel ağabeyin gelip Süleyman Çakır'ın elini öpüp kesilen cezayı kabul edecek. Sen kimsin lan racon kesiyorsun? Racon kesmiyor. Kafa kesiyor. Süleyman Çakır, İstanbul'un sefiridir. Biat edin. Kim yaptı sana bunu Meto? Kim kıydı sana? Nasıl oldu lan? Abi Polat Alemdar yapmış. Lan siz neredeydiniz? Bizi odaya almadılar abi. İçeride tartışma olmuş. Metin'im can verirken siz neredeydiniz lan? Abi biz içeri odadaydık. Ben Metin'imi size böyle mi emanet ettim? Ulan ölüsünü gördünüz. Bir de buraya mı getirdiniz? Niye kafanıza sıkmadınız? Ah!
Keşke yapmayaydın yeğenim. Bu herifler Akbaba cinsinden. Bunların sermayesi leş. Olan oldu dayı. Şimdi ne yapacağız ona bakmak lazım. Metin midir nedir? Adamın geliş amacı belliydi dayı. Biz kafasına bıçağı vurmasaydık her kafadan bir ses çıkacaktı. Halit hemen üstümüze gelecektir. Yapacak bir şey yok. Kanla başladık. Kanla hükmedeceğiz. Ulan benim mesoma kıyacaklar. Bir de nefes mi alacaklar? Şarjöründe mermi bitmeden ölenin sülalesini keserim. O Çakır'ın, o Polat'ın bir tane adamı. Akrabası. Soyu sopu kalmayacak ulan. Abla geldi. Abla, Meto'nun kanını döktüler. Kanı kurumadan İstanbul'u kana bulayacağım abla. Meto'ma niye kıydılar ki? Ben buradaydım. Gelip beni alsalardı. Çıkın dışarı. Bana bak Halit'im. Yüzüm yok abla. Halit! 40 gün. 40 gün dayanacaksın. Metin'imin eti tırnaktan ayrılana kadar kan akıtmayacaksın, intikam almayacaksın. Abla. Sözümü kesme. Kardeşim dünyada huzur bulmadı, ahirette bulsun. 40 gün acı çekilecek, yasa tutulacak. Ölümü huzur bulacak. Eti tırnaktan ayrılacak, ondan sonra sen kardeşinin kanını yerde bırakmayacaksın. Abla. Yeğenlerimin yüzüne nasıl bakarım? Gerekirse onları da feda ederim. Ben anamdan töreyi böyle öğrendim. Sizi de buna göre yetiştirdim. Dediklerimi yap. Yeğenlerinin canı da, kanı da sana fedadır. Dayınızın yanında durun. Ben Metin'imin yanına gidiyorum.
Yüksek dağın dumanı çok olur. Çal lan duman dağılsın. Necmi abi, bu olayı sindiremem. Ben iyi niyetimi gösterip kardeşimi onların yanına gönderdim. Masa da kesmişler abi. Racon kesmeyi bilmeyenleri İstanbul'un sefiri yaparsanız masum keserler. Nihayetinde ben hepsini keserim. Benim herhangi bir kesmeye karşı çıktığımı duydun mu sen Halit? Ben sebeplerle ilgilenmem. Sonuçlara bakarım. Kimin başı gövdesinin üstünde ona bakarım. Açık konuşacağım. Çakır'ın yaptığını tasvip etmiyorum. Kardeşin için üzgünüm. Ama seni sarstı. Benim için başını feda edecek bir kardeşim vardı. Feda etti de. Abisinin raconu sarsılsın diye değil. Abisi en güçlü olsun diye. Abisi onun yüzünü kara çıkarırsa... Başı itin köpeğin ayağına top olsun. Eğer herhangi birisinin kafasını keskin bıçakla kesersem bana lanet olsun. Kendine mukayyet ol. Seninle yapacak daha çok işimiz var. Tekrar başın sağ olsun Halit Bey. Metin kardeşimiz bizim için çok kıymetli bir insandı. Sağ ol. Eksik olma. Kimse böyle olsun istemezdi. Yeni bir dönem başlıyordu. Fikrimce yanlış başlamıştır. Başlayan dönem filan yoktu. Artık hiç yok. Kan dökerek başlasa savaş başlar. Hepimiz bundan zarar görürüz. Hepiniz görürsünüz. Halit Bey, kardeş kaybetmenin ne olduğunu iyi bilirim. Çok kardeşli büyüdüm, az kardeş kaldım. Ama bilirim ki geride kalanlar hep sabırlı, aklı başında, metin olanlardır. Benim kardeşimin ismi Metin'di, Bedri Bey. Sabrı da bende mevcuttur. Allah sabrını artırsın. Müsaadenizle. Lafım bitmedi. Böyle vakitlerde... Sabır bitmeden lafın bitmesi gerekir. Sabrımı bitirme. Lafım bitmedi. Buyur. Bana söyleyeceğin bir şey mi var kardeş? Bedo, sana söyleyecek bir tek şeyim var. Az kalan kardeşlerinle aynı kuyuya inmek istemiyorsan 39 günüm var. İstanbul'u terk et. Kardeşin de senin ağzında konuşuyordu. Bu ağız iyi bir ağız değil. Taziye evidir. Fazla laf edilmez. Hadi eyvallah.
Daha dün kapımızda köpekti, kurt oldu. İstanbul'da bu vakitten itibaren Bedo namıyla kimse yoktur. Haberiniz olsun. Kalkan tavrını ona göre belirlesin. Taziye evinde tavır belirlenmez. Üstün, ya kal ya git. Aklı selim olduğunda tavrımız net olur. Muhakkak ki sen gösterdiğin tavırda haklısın. Kimse sana şöyle yap, böyle yap diyemez. Ama zaten savcı, polis tepemizde. Bir de biz birbirimize düşersek bizi iki dakikada bitirirler. Biz diye bir şey yok Demir. Bir Cerrahpaşalı olanlar var, bir de Cerrahpaşalıların hasımları var. Halit Bey, kimsenin size düşmanlığı yok. Ben size düşmanlarımı söyleyeyim de siz kendinize gereken payeyi biçin. Benim kardeşimin kanını akıtanlara bu dünyada nefes alma hakkı yok. Bunu kafanıza yazın. Benim kardeşimin kanı akarken orada izleyenlerin de nefes alma hakkı yok. Benim kardeşimin kanının değdiği eli öpenlerin de nefes alma hakkı yok. Kardeşimi defnettik. Mekanı cennet olsun. 39 gün yasını tutacağız. Bekleyeceğiz. Göreceğiz. Kim seviniyor, kim üzülüyor. Üzülüp de o masada olanlardan kan parası isteyeceğiz. Diyetini ödeyenin işine gücüne karışmayacağız. Üstümüze düşen abiliği yapacağız. Ama olur da hasmımız silahına erken davranır, kafasına sıkarsa iş öbür tarafa kalır. Canımız sıkılır. Biz buraya acını paylaşmaya geldik. Sen bize acı sözler söylersin. Paylaşacak hiçbir şeyim yok. Sadece acım var Faris. Kanım nah böyle aksın ki o Çakır, o Polat beni gördüklerinde ölmek için yalvaracaklar. Ama bugün, ama 39 gün sonra. Sen de buraya. Allah'tan emniyetteyiz. Bence değiliz. Başın sağ olsun kardeş. Akıllanmayacak mısın lan Halit? Sen bacının intikamını aldın ya Çakır. Oradan biç ben sana neler yapacağım. Hadi can bana. Koyun kestik, sıra geldi deveye. Çok sevinme, sıra sana da gelir Tosun. Vay ayı vay be. Çakır, kardeş. Çok şanslı adamsın.
Şimdi nereye kaçacaksın? Bu jileti bırak, yoksa seni Meto'nun yanına yollarım. Hadi kardeş. Bitir lan işini! Şerefsiz! Ne haber ayı oğlu ayı? Kardeş jilet lazım mı? Ulan hala duruyor musunuz burada? Gidin abinizi alan emniyete. Deyin ki bundan sonra kimse emniyette değil. Bıraksınlar Halid'imi. Yürüyün lan anası kılıklılar. Senin kanın akmadıkça kan durmaz Süleyman. Bana bak Halid. Akıllı ol. Gerekirse bütün sülaleni keserim. Sen psikopatsan. Ben psikopatın Allah'ım lan. Ne oluyor burada? Beni niye psikopatla aynı yere koyuyorsunuz? Adam deli. Ağzında jilet var. Kafasını duvardan duvara vurup duruyor. Kendini kesmesin diye ne uğraştım ya? Nereye koysak rahat durmuyorsunuz. Yürüyün, müdür bey sizi çağırıyor. Doğru. Biz kendisine gidelim. Burası pek güvenli değil. Her taraf psikopat dolu. Bir zıpladın, iki zıpladın. Üçüncüde kucağıma zıplarsın. Ama siz de arada bir kucağımızdan inin be koçum. Ha? Tamam konuşmayın. Bu ne olacak? Yüzünü gözünü yıka kendine gelir. Ne yapacağım ben sizinle? İstanbul'u sahipsiz mi sandınız? Çok şükür sahibi var. Ya bak müdürüm, ne güzel sahip çıkıyorsun. Yalnız müdürüm, hep bu arkadaşla konuşacaktın. Beni niye çağırdın? İstanbul'un üstüne senin konuşacağın laf yok. Onun için benimle konuşuyor. Çakır, burada da mı şov yapıyorsun? Estağfurullah müdürüm. Sigara içebilir miyim? Kahve de içersin. O zaman acı olsun. Kesin lan! Halit. Kardeşin nasıl öldü? Vadesi doldu. Kim doldurdu? Kendisi doldurdu. Halit, kim kesti kafasını? Cam kesti. Psikopat rahmetli. Haplanmış, gitmiş cama kafa atmış. Suç mu? Peki Halit, dediğin gibi olsun. Cam kesmiş olsun. İstanbul'un camcılarını keseceğim diye değil de bunları keseceğim diye niye ortalığı kaldırıyorsun o zaman? Hareketlerine gıcığım. Şov yapan adamı sevmem. Sen niye kestin bunun kardeşini? Bana mı söylüyorsunuz? Duymadınız mı adamı? Cam kesti diyor. Hapçı müptezel bir psikopatmış. Rahmetlik. Abi söyle diyor. Şimdi beni iyi dinleyin. Hiçbirinizin diğerini kesmesinden gocunmam. Aksine sevinirim. Geberin gidin. Ama
benim İstanbul'umda dirliği bozarsanız, sağda solda adam vurup, yerinize iti köpeği ortaya salıp, ben yaptım dedirtirseniz, biz doğruyuz, herkes yanlış, nizam getireceğiz diye çığırtkanlık yaparsanız, çoluğunuzun çocuğunuzun gözünün yaşına bakmam, hayatınızı karartırım. Siz kim oluyorsunuz lan İstanbul'a racon koyuyorsunuz? Bu şehre raconu da ben koyarım, raconu da ben kaldırırım. Ayağımın altında dolaşmayın, ezerim sizi. Delikanlı ol, peşime adam takma. Adamlarınla iş bitirmeye çalışma. Varsa yüreğin, senle ben. Teke tek. Sen kimsin lan meydan okuyorsun? Kardeşin de böyle söylemişti, rahmetli. Ulan 9 canlı palat olsan keserim seni, akıllı ol. Ali Yiğit. Git adamlarının yanına, hapını al kendine gel. 2 saat nezaret diline vurdu. Çakır. 39 say. Sen de sülaleni say. Elimi kolumu bağladın abla. Bırakacaktın ki emniyetin önünde harcayacaktım ibreti alem için. Sabır koçum, sabır. Bak sabırsızlık ettin, akılsızlık ettin. Ne oldu? O köpek verdiğin işi beceremedi. Niye? Kardeşinin kanı bir tek sana helal. Başkasına değil. Meto razı gelmedi abla. 39 günde bunlar beni çok yıpratacak. Elimin kolumun bağlı olduğunu öğrendiler ya... Vurdukça vururlar. Ben sana Meto'nun intikamını et kemikten ayrıldıktan sonra al dedim. Otur burada kimseye karışma demedim. Elinden geleni ardına koyma. Etrafında kim varsa onların. Yak, yık. Evin içine kadar girdim de bu. Ne var? Acil eve gelmen lazım. İşim var. Çakır, acil gelmen lazım diyorum. Nesrin, benle böyle emirli demirli konuşma bak. Telefonu şimdi kaldırır duvara fırlatırım ha. Selvi'nin çantasından bir torba hap çıktı. Ne hapı? Nesrin! Ne? Nesrin! Kanı bozuk tahta kurusu. Haysiyetsiz, şerefsiz. Dalaksız, ciğersiz. Onunki bununki. Ne oldu ya? Şerefsizin evladı. Kızın çantasına hap koymuş. Eyvallah Fethi kardeş. Büyük kıyakçısın. O bedo ayısı malum yerinde armut yiyor. Gidin sıkın. Merminin bizden geldiğini bilsin. Herkese istiyorum lan. O çakıra, Polat'a selam veren, ahbaplık eden, iş yapan, boyun eğen, gönül veren, para veren kim varsa istiyorum. Emredersin abi. Beto'ma bütün alem kurban olsun. Hepsini yumuşak yerlerinden şiş diyeceğim. Sizin probleminiz ne? Ne istediğiniz de verilmedi.
Büyüklerimiz bize her şeyi verdi. Küçüklerimiz biraz gürültü çıkarıyor. Sesleri size kadar geliyor. Keseriz sesi, bir daha rahatsız etmezler. Biz Çakır'a sefirliği, sen savaş çıkarasın diye mi verdik? Savaşı biz çıkarmadık. Kardeşini gönderen Halit çıkardı. Evet. İlk kan onlardan döküldü. Sizin döktüğünüz kan da, emdiğiniz kan da umurumda değil. Ama kan benim üzerime sıçrıyorsa... İstanbul'u mezbahaya çeviririm. Sizi de oraya sefir yaparım. Necmi abi. İşle ilgili sana ne gibi bir yanlışımız olmuş? Sefir bey. Madem sefirlik yapacaksın, önce öğren. Kim ne iş yapıyor, kim ne iş yapmıyor. Her kana çırpılan yer benim kümesim, ben de horozum diye girme. O topladığın sapların hepsi benim. Al içeri. Kör testereyle keserim lan sizi. Çağır mısın? Geç, otur şuraya Halit. Nedir sizin meseleniz? Bizim büyüklerimizle bir meselemiz olmaz. Olamaz. Ama Halit Bey ile küçük bir meselemiz var. Halletmek üzere olduğumuz. Çakır Bey büyük konuşmayı biliyor sadece. Büyüklük mekanında ağırladığı misafirin kafasını kesmek midir? Misafir baş üstünde ağırlanır. Ama misafir ev sahibinin büyüklüğünü bilir. Madem ki oraya gelmeyi kabul etmiştir, itaat etmek zorundadır. Sizin gibi yani. Etmezsek boynumuz kıldan incedir. İki taraf da bana yanlış yaptı. Halit benim mallarımdan sorumluydu. Emanetime sahip çıkamadı. Çakır ve Polat İstanbul'a hükmediyordu. Ancak üç tane hapın kime ait olduğunu bilmeden hükmetmeye kalktı. Size ait olduğunu bilmiyorduk Necmi abi. Hakkınız var. Lakin kızımın okul çantasından çıkan bir torba hapın size ait olduğunu düşünememiştim. Adamlarım okul önlerinde infaz edilirse, bütün herkesin dikkati bu yöne çekilirse... Biz de dikkati kendimize çekeriz. Kadınlar, çocuklar. Senin muhatabın bunlar mı? Kardeşin senden daha delikanlıydı. Yanlış adamı kestik. Kesin artık!
Her iki taraf da benim gözümde suçludur. Ve bunun bedelini ödeyecektir. Manevi olarak borcunuzu bir ömür boyu bana sadık kalarak ödeyeceğinizden hiç şüphem yok. Maddi olarak benim bu kaybedilen haplar umurumda değil. Ama işimin ağırlığını sarstığınız için birer milyon dolar ödeyeceksiniz. Bu size kestiğim cezadır. Eyvallah abi. Yalnız sizin hizmetinizi layıkıyla sürdürebilmem için bunların ayaklarıma dolanmayacağına dair sizden güvence talep ediyorum. Biz de kadınlardan, çocuklardan uzak duracağına, okullardan elini çekeceğine ve ayağımızın altında dolaşmayacağına dair güvencenizi talep ediyoruz. Yalnız sizin işinizle sınırlı olmak üzere İstanbul üstündeki husumetimiz devam edecektir. Beni ilgilendiren neyin nereye, kime satıldığı değildir. Ne kazanacağımdır. Sözlerimi isteyen doğru anlar, isteyen eğri. Kiminle hasım oluyorsanız olun. Ama benimle değil. Ulan Halit! Çok cahil adamsın. 40'a kadar saymayı bilmiyor musun? Hani kan akıtmayacaktın lan? Biz de rahat rahat geziyoruz. Kansızın kanı mı olur Çakır? Senin kanın varsa rahat gez. Sayılı gün, çabuk geçer. Ulan senin... Kadınlarla uğraşma. Ablanın kellesini keser, koynuna veririm. Ne o? Yüreğine mi dokunduk? Bir daha bana parmak gösterme. O parmakla o avukatın gözünü oyarım. Kardeş, 40 günü bu it mi sayıyor, biz mi sayıyoruz belli değil. Alemde yeni racon bu. Herkes kendine ömür biçiyor. Eğer Elif'in saçının tek teline dokunduysa, biçtiğim ömür dakika değil. Artık iş sizin. Bir yere kaybolma. Ne oluyor lan? Al senin olsun. Bunu kullanmayacak mıyız? Nasıl benim oluyor Abdül? Kandıramazsın beni. Filmi sen mi izledin? Ben izledim. Telefonun nerede? Erhan, telefonunu bul şunu. Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Geberteceğim seni. Kim olduğunu biliyorum. Onun için buradayım. Abdül, telefonu burada. Anana nerede olduğunu söyleyeceksin. Gelip seni alacak. Sana bir şey yapmayacağım, tamam mı? Tamam. Anne. Halit! Çeto'mu almışlar? Nereye almışlar? Halit, nereye yolladın lan oğlumu? Hangi otelden arıyor lan? Abla çetinime dokunanı ellerimle öldürürüm. Siz de yediğinizin hakkını verin lan. Haramzade köpekler. Düşün önüme. Halit, o uğursuz adamın yasımızı bozdu. Yaptığı işi de bitiremedi. Eğer buna oğlumu kurban verirsem, andolsun dağa taşa kan ağlatırım.
Ah! 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 Kaç numaralar? 303. Burada sormuşlar. Niye boynun kalın diye. Kendi işimi kendim yaparım demiş. Size çocuk emanet edene de, iş söyleyene de. Çeto! Nereye geldik lan? Ne göreviymiş bu? Bozuk. Kaybetmezsek iyi bulduk. Hekimoğlu, Ünye Fatsa arası ordu kuruldu. Ulan, ölümden öte köy mü var be? Ya bismillah. Thank you.
sıra senin canında. Gel ortağının cesedini al. Konuşacaklarımız var. Seni dinliyorum. Dinleyecek bir şey yok. İşini bitir git. Şşş. Sessiz dedim. Ne merak ediyorsun? Hiçbir şey. Sadece gözlerime bakarak anlatmanı istiyorum. Benim onunla bir meselem yoktu. Her şeyi siz başlattınız. Neden Çakır'ın sefirliğini tanımadın? O benim büyüğüm değil. Ama büyükler onu seçmişti. Benim büyüğüm değil. Halit, gözümün içine bakarak konuş. Yalan söylediğini zaten biliyorum. Hiç değilse gözlerini kaçırma. Hiç gözümü kırpmadım onu vururken. Hiç içinden keşke daha delikanlıca öldürseydim diye düşünmedin mi? Benim kucağıma bıraktılar, ben de sadece vurdum diye hiç üzülmedin mi? Yok öyle bir şey. Sen Çakır'ın oraya gideceğini nereden biliyordun? İzledim. Sırtından vurmamışsın ama. Hiç aklından geçmedi mi? Bugün Çakır'ı harcayan testere
Yarın da beni harcar diye. Hiç düşünmedin mi? Çakır'ı korumasız ayağıma kadar yollayan testere bir gün beni ayaklarımdan asar diye. Hiç mi akıl etmedin Halit? Lazia'nın kızının önünde sana Çakır'ı öldürten testere sana kimlerin önünde neler yapar diye. İyi ki düşünmemişsin. Testere sana hiçbir şey yapamayacak. Hadi Memati. Daha işimiz var. Kim kaldı ki usta?